Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. saat alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirerek de ilk önce videolardan siz haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bakın size bugün yepyeni bir model tasarladım. Evet. Şöyle arkadaşlar modelimiz görüntüsü menekşeye benzettim ben. Belki renkleri açısından da olabilir. Şöyle küçük bir yaprağımız ve şöyle küçük yeni açmış bir de tomurcuk gibi çiçekli hareketlendirdim. Şimdi arkadaşlar burada sizin dikkatinizi çeken şey normalde bu ikinci katı vermek için arkalardan şöyle yuvalar yapılarak çıkılırdı o da daha zahmetliydi yuvalar hazırla sonra trabzanları 3-4 tığ dolayımı yap sonra uzat bu papatyadan daha yukarıda çıkar size bu şekilde kolay rahat hepimiz ben de dahil olmak üzere kolay model rahat model görünüş e, kolay model e, şey güzel model hem kolay olsun hem görünüşü de hoş dursun o şekilde modelleri seviyoruz ben de sizin için bu şekilde ikinci katı kolaylıkla yapabileceğiniz bir hale getirdim. Evet şimdi modelimizin nasıl yaptık bu papatyamız çiçeğimizi nasıl yaptık onun anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bakın ilk önce yemenimizin tığ battılarını hazırladık ve şöyle baştan bir karış filan ölçerek veya da dört parmak ilerden başlayarak bu şekilde tığ ipimizi ipimize sabitliyorsunuz ilk başlarken tülbentinize. Şimdi bu iki çiçeğin ara mesafesi olarak 10 tane verdim arkadaşlar. Normalde hani model amaçlı diye yakın veriyordum. Bu sefer sizlere tam bir mesafe vermek istedim. 10 tane bu şekilde ikişer zincirli tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şimdi bu yaprağımız için 3 tane tığ battı hazırlayacağız ve hemen başlayalım. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz ve 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum İki zincirimi çektim tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim bu iki zincir arkadaşlar hani tığ battı var ya eğer altları böyle sık sıksa bu ara mesafesindeki de iki oluyor eğer altı iri iri ise bol çekilmiş ya üç gibi veya da üçerle tığla, tığladıysanız tığ battılarınızın zinciri de ona göre art, artacak yoksa gerdirir şöyle e, zürafa gibi bir görüntünüz olmaz o yüzden bu tığ battılarınızı alttaki zincir sayısına göre hatta bazen bir fazla bile olabilir. O şekilde ayarlayın ve güzel bir şöyle zürafa duruşlu ara mesafesi tığ battılarınız olsun. Evet bir zincirimizi çektik döndük. Hemen bakın arkadaşlar buraya sondaki yere sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi şimdi batacağım tığ battı ile aynı tığ battı seviyesine çıkmak. Yoksa buradan direkt yuvanın zincirini çekmeye başlasam o zaman burası e, meyilli yat, yana yatmış oluyor arkadaşlar. Bu sık iğne ile girme işini özen gösterirseniz yuvanız daha düzgün durur. Şimdi buraya ben 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi bir tane ortada tığ battı bırakıp ikinci tığ battı ya bakın bu şekilde baştakini de sayarsak üçüncü tığ battı ya sık iğne ile ipimi sabitledim hemen döndüm buraya yuvamızın içine bu bir zincirimi şöyle sık iğne ile yapıyorum ki yaprağımın aşağı fazla meyil etmemesi için hemen arkadaşlar buraya iki tane zincirimi çektim bir defa tığımı doladım yaprak yapımına başlıyorum 2 2 alarak tane trabzan yaptım 2 defa doluyorum hemen yuvaya girdim 2 2 ve 2 bu şekilde 3. trabzanımızı da yaptık bir defa artırdım dördüncü trabzan için hemen yuvaya girip 2 2 şöyle 2 ve şöyle 2. Şimdi son sık iğne trabzanı için aynı şekilde 3 defa doladım. Hemen yuvaya girdim. 1 2 2 2 ve 2. 4 zincirle şöyle tepesine bir tomurcuk yapıyorum. Sık iğneyle bunu buraya sabitliyorum. Bakın bu yaptığımız 5. trabzana 8 tane sahte sık iğne yapacağım şöyle bombilili ve zarif durduğu için bunu tercih ettim siz normal sık iğne de yapabilirsiniz bu şeyde yaprakta şart değil bazı fark etmiyor yapraklarda Evet beşinciyi yaptım şimdi altıncı şöyle yedinci çok kolay arkadaşlar bunun yapımında zorlanacak hiçbir şey yok yuvadan girip bir ilmek alıyorum tığımdakinden hemen geçiriyorum şimdi son olarak da bu şekilde yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle sağ köşeye doğru yaptığım yaprağı çekip bu dallarım için yer açıyorum. Evet, yaprağımızın yapılışı bu şekilde. Dalımız için 5 tane zincir. 5 zincirimin üzerine hemen 3 defa tığımı doladım ve 2 2 2 2 Bakın biraz uzunca trabzan yaptım buraya 9 tane zincir çekiyorum 7 8 ve 9 8 veya 9 sıklığına göre hemen bu trabzanımı aralayıp bu papatyam için yaptığım yeşil yuvayı sabitledim bakın arkadaşlar buraya normal sık iğne yapıyorum ve yine aynı buradaki gibi 8 tane sık iğne yapıyorum ve 2 3 4 5, 6, 7. Bakın şöyle uzunca bir dalımız oldu. Hemen yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Sabit. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi minik dalımızı yapıyoruz bu şekilde. Minik dalımızı 1, 2, 2, 2 seferde aldım. 3 seferde aldım. Buraya da 5 tane minik kirpikler yapacağız bu yuvaya da hemen trabzanımın içine girip buraya 5 zincirimi kapattım şöyle geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum bakın şöyle tutuyorum uca geldik bir şöyle iki şöyle üç ve dibine de bir tane sık iğne yapıyorum dördüncüyü de bu minik dalımızı bu şekilde yapmış olduk. Hemen arkadaşlar bakın. Burada hani dönüş yapmıştık ya. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hem dalıma destek. Hemen dibinde yaptığımız yer. Tığ battı mesafesine inmek için. Oraya da bir sık iğne. Toplamda bakın. Buraya iki tane sık iğne şart. Şu dallarımıza destek olsun. Aşağı kaymasın diye. Hemen dönüş yaptığımız tığ ya ve tığ battının kendisine de sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı bitirmiş oluyoruz. Yine iki zincir çekerek buraya 10 tane tığ battı mesafesi veriyoruz. Aynı demin yaptığım gibi yuva için 3 tane yapıp tekrar 9 zincirle yuvamızı hazırlıyoruz. Evet yaprağın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Hemen papatyamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle tam tersi renklerden yapacağız. Bu şekilde sık iğne ile bu yaptığımız 9 zincirli yuvaya ipimizi sabitleyip ve buraya iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doluyorum ve 2 2 olarak aldım. Bakın. İki zincirimiz ve tırabzanımız. iki tane tırabzanımız oldu. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Üçüncü trabzanı üç seferde aldım. Şöyle bir tık meyilli yukarı çıkardım. Şimdi bu sayıyı beşe çıkaracağız. Bir, iki, iki. Sadece baştakini iki seferde aldım. Diğerleri hep üç seferdi Evet. Şimdi yine bir 2 ve 3. Bu şekilde 5 tane trabzanımız oldu ve yine 2 zincirle şöyle aşağıya iniyorum. Yine papatyamın meyilli bir papatya olmasını istiyorum. 2 zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar yaptığımız papatyayı köşeye doğru çekelim. Çünkü buralara 2 tane daha bu şekilde yaprak yapacağız. Bir defa tığımı doladım. 2 zincirimin üstüne tığımı doladım hemen yuvadan girip bir ilmek aldım 2 2 alarak bakın burada iki tane trabzanı var bir defa tığımı doluyorum hemen yuvaya girdim 1 2 2 bir defa tığımı doladım 1 2 2 Evet dört tane oldu bir tane daha yapalım 1 2 ve 2 hemen iki zincir çekerek Sık iğne ile yuvada sabitliyorum. İkinci papatyamızı da bu şekilde bitirelim. Üçüncü yaprağımız için bu şekilde iki zincirimi çektim. Aynen diğer ikisi gibi bir defa tığımı doladığım yuvaya giriyorum. İki, iki olarak aldım. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. 1 2 ve iki. Bir defa tığımı doluyorum. Bir, iki ve 2 şu arkadaki ipimizi çekelim Evet şimdi arkadaşlar dört tane oldu ya, dört tane oldu bir tane daha yapacağız ipin kafamı karıştırdı galiba tekrar bir iki iki şimdi iki tane zincirimi çekiyorum ve bu yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum hemen bir zincir çekip ipimi koparıyorum Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel, hoş bir papatyamız oldu. Bunu da buradan çıkarıp arkada güzelce yakalım. Evet. Şimdi iplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci katı yuva yapmadan nasıl yaptım? O şekilde tekrar yapacağım. Şimdi bakın, yeşil yuvanın içine sık iğne ile girdim ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar trabzanlarımız neden böyle <laughs> delikli diyorsanız bu videoya düğmesini basmadığım için tekrar çekmek zorunda kaldığımda. Evet 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Buradaki arkadaşlar ilk yuvamın içine giriyorum ve 2 2 olarak aldım. Bakın taktik bu trabzanların tepesinde sanki arkadan yuva yapılmış gibi büyük bir kolaylık bizlere aynı trabzanın içine girdim 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doluyorum aynı sıradaki yere girip aynı işlemi yapıyorum tekrar bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doladım sıradaki yuvaya Sıradaki yuvada arkadaşlar trabzan tepesi oluyor. Evet her yuvanın içine ikişer defa bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bakın yaprağımızın birini bitirdik. Aynı şekilde buraya trabzanın içine girdim. 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3. Burası sıkı olsun. Bu zincirin sıkı durması önemli arkadaşlar. Şöyle ortadan girip bir tane ilmek alıyorum. Bakın iki yaprağın arasında şöyle sık iğnemi kapatıyorum. Bakın fark ettiyseniz biraz bulumsu kapattım. Şöyle böyle pati ayağı gibi durması için. Tekrar sıkı sıkı 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen ilk trabzan tepesine 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Evet, aynı tığ içine giriyorum. 2 2. Bir defa doladım. Hemen 2 2. Aynı tığ battıya ya şey, aynı trabzan tepesine 2 defa girilecek. Şöyle arkadaşlar. 2 2 2 ve 2 bir defa doluyorum aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum şimdi buraya 1 2 ve 3 3 defa zincir çektim ama sıkı sıkı çektim şöyle düzgün eğildi durmasın diye oval durması için şöyle ortadan yine iki tane papatyanın arasından bu şekilde giriyorum. Sık iğnemle buraya sabitliyorum. Şöyle yine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Bakın, buradaki ilk trabzandan yine aynı işlem giriyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. Trabzanın içine girip iki iki aldım. Şöyle sıradaki trabzan tepesine 2 2 bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım. aynı trabzanın içine iki defa girmeniz lazım arkadan görüntüyü vermek için tek girerseniz arkadaşlar sökün dalgınlıkla olursa tekrar düzeltip yapın Evet 6 tane oldu bakın son trabzanımız kaldı Buraya da iki tane yapıp her yaprağa bu şekilde 8 tane trabzan yapıyorum. Yine son olarak 3 zincirimi çekiyorum. Yaprağın arasından direkt yeşil yuvaya bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çekip hemen ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çok hoş oldu. Gerçekten çok güzel bir menekşe oldu. Ve Burada arkadaşlar küçük dal yapmıştık. 5 zincirden de yuva yapmıştık. Oraya sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve içine 5 zincir çekerek kirpikler hazırlayacağız. Şöyle 5 zincirimi kapattım. İlk kirpiğimi yaptım. 5 zincir aynı yere kapattım. Tekrar 5 zincir. Hemen bu şekilde kapatıyorum. Her yaptığımı da şöyle sağa çekelim. Biraz minik ama alıyor arkadaşlar. Böyle minik yuvalarda minik kirpikle daha güzel. Sıkı sıkı görünüşü güzel oluyor. Tekrar 5 zincir. Hemen şöyle acele etmeden kapatalım. Bir zincirimizi de çekip Bakın 5 tane kirpiğimizi bu şekilde buraya hazırladık. Hemen ipimi koparıyorum. ipimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Böyle farklı renklerle de farklı bir hava kattık. Bu renkleri menekşeye görünümü verdik. Siz istediğiniz renklerden de yapabilirsiniz. Tabi pembeler falan maviler de kullanabilirsiniz her renk kullanmak serbest veyahut da arkadaşlar açıklı koyulu şöyle morla pembeyi kullanıp sarıyı küçük çiçeklerde kirpiklerde kullanabilirsiniz Evet kolay yapımı kolay görünüşü hoş olan bakın şöyle yakında türbentten çıkararak bakayım arkadaşlar şöyle minik dalı olan büyük dalına bu şekilde çiçeğini yaptığımız bir modelimiz oldu çok da hoş oldu. Çok da zarif oldu arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz şekilde renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz renk tülbetlerde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak sizlerden beğeni, yorum bekliyorum destekleriniz için. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Fi emanillah. Hoşçakalın.